Hakemler bunu nasıl yapar? Yani bir iş çıkar uğruna mı yapar? Yani hakemliği öyle hatalar yapıyorlar ki ben onda kötü niyet hissedersem siler atarım adamı yani. Ya onun o hakemlikten de bir para kazanıyorlar, bir prestij tabii kazanıyorlar, toplum içinde bir yer ediniyorlar. Bunlardan vazgeçer mi insan? Ha o zaman demek ki yeteneksiz. Yani kişiliksiz demeye dilim var mı? Ama yeteneksiz olabilir. Bu dizayn edilmenin ana fikri nedir biliyor musun Güven abi? Hatırlar mısın hakemler niye Beylerbeyi'ne çektiler? Bir Riva'dan Beylerbeyi'ne çektiler değil mi? He? E şimdi Riva'da hakemler niye yardımcıları yok? Direkt konuşuyorlar. He? Kimlerin altında? Yöneticilerin altında. Kimler bunları ziyaret ediyor? Ya kulüp başkanı telefon açıyor. Güven Taner diyor. Sen bizim maçımıza geliyorsun. Seni çok beğeniyorum, başarılar diliyorum diyor. Güven Taner en yakın arkadaşı Nido Leventus hemen diyor dönüyor ki ya bana maç daha tebliğ edilmedi diyor ya. Nasıl diyor bu beni arıyor diyor bu başkan diyor. Yani anlatabiliyor muyum sana? Riva'daki evet hakemlerin bulunması bu iş için meğersem biz bunu iyi niyetle baktık. Aman rahatsızlanmasınlar, aman Covid olmasınlar diye baktık zannettik. Meğersem başkaymış ya. Hakemler baskı altında ve dizayn ediliyor ve bu konuda da kullanılabilen hakemler de kullanılıyor kusura bakmasın. Kendilerinin artık sonuna gelmiş kaşar hakemler kusura bakmasınlar bu talimatlara resmen uyuyorlar. Ve uyumaya da devam ediyorlar yüzleri de kızarmadan. Yani ben olsam Trabzonspor kulübüne Trabzon medyasının bu işin peşini bırakmam. Galatasaray'ın da bırakmam. Başka rahatsız olan kulüpler de bırakmam. Bu işi mahkemeye kadar taşıyacaksınız. Hakemlerin kimlerle ne ilişkileri olduğunu bulacaksınız. Kimlerle ne ilişkileri olduğunu bulacaksınız. Bakın bunlar dedikodudan çıkaracaksınız. Bunları hepsini bulacaksınız. Trabzon'daki o yazıları herkes dikkatli okusun. Peki dönelim maça. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması. Hakem tartışması, kural tartışması penceresinden baktık ama Galatasaray'ın da pandemi sonrası lige kötü başladığını unutmamak lazım. İki maçta puan kaybeden Galatasaray. Bana soruyorsun değil mi abi? Evet. Ben bu maçla ilgili hakem hataları, kural hataları, tercih hataları. Efendime söyleyeyim işte savunmaya bilmem üçlü oynuyordu Gaziantep neden kardeşim? Buralara girmeyeceğim. Benim gireceğim bir tek yer var abi. Hayretler içinde kaldım. Nedir? Falcao sakatlanıp çıkıyor. Galatasaray sahada 9 kişi. Evet birkaç dakika öyle. 5 dakika 5 tane Galatasaraylı oyuncu bekliyor hani girdi ve koskoca Fatih Terim ve arkadaşları 10. adamı sahaya sokmuyorlar. Kaç dakika? Kaleciyi sokarım be yedek kaleci geç santrfora dur derim. Yeter ki orada bir tane adam bulsun hayal et. Hani çıkar aman neme lazım herif tabii kaza yapar. Ve inanamadım buna. Ha oyuncu değişikliği hakkım biter. Yapacak bir şey yok geçmiş olsun. Öyle mi? Hayır, o da var. Bekliyor adamlar, ısınıyorlar böyle. Sen sahada 9 kişi kalmışsın. Hala 10. adamı oyuna sokmuyorsun. Zaten bir kişi eksik oynuyordun abi. Ettin 2 kişi eksik. Neden abi? Neyin hesabını, hangi oyun gözüyle bakıyorsunuz ki takımı yeniden 10 kişiye çıkartmıyorsunuz ya? Dediğim gibi hakkını kaybetmiş olursun hepsini. Tamam ona bir diyecek yok zaten. Yapacak bir şey yok. Ama 5 tane adam ısınıyorlar böyle birini sok. Yedek kaleciyi sok santrfora ya. Ben bunu hayret ettim. Çok doğru. Ben bunu hayret ettim abi. Kemal ve, abi doğru noktaya değindi. Ve buna evet. Ve bunu yapmayan adam bu Fatih Terim. Bu gol oldu? He? Tabii orada oldu. Orada Güven oldu. Güven abi kim? Orada oldu. Ya ben şunu söyleyeceğim burada. Güven abi de soracaksın galiba. Ya bu kulübeler tatil köyü mü Allah aşkına? Oyuncu değişecek, formayı değişecek, ayakkabıyı giy, çorabı giy. Abi sizler eskileri, eskileri seyredin. Adam hazır bekler ya. Tabii. Bir tek ayakkabı giymezsin, her şey hazırdır. Giyersin ayakkabını içeri gidersin ya. Bekle formayı değişecek, şu tişörtünü çıkartacak. Ya burası tatil köyü değil beyler. Maç oynamaya geliyorsunuz. Dakikanın, bir dakikanın önemi var. Trabzon son dakikada yedi golü. Evet. Bak dakikanın ne kadar önemi var. Sen burada oyuncu hemen atacaksın içeriye. Hazırlayın gelsin. Ne hazırlayacak ya? Manken mi bu? Allah aşkına yani futbolcu hazır oturacak orada ya. Ay zaten
orada herhangi bir acil ihtiyaç durumunda sahaya girmek üzere oturuyorlar. Tabii canım, başka evet. Niye oturuyor ki? Yani bu hani diyoruz ya, itfaiye geç geldi, ambulans geç geldi. Bu böyle bir şey yani, ambulans. Aynısı işte, dediğe doğru güvenim. Ya inanamadım, telefon elimde. Ömer'i aradım. 6 dakika sonra girdiler ya. Ömer dedim ya, ben görmüyorum. Yok abi dedi, hakikaten girme dedi. Niye dedim kardeşim? Hakkı var. Yani çok büyük. Ulan diyorum sana, yedek kaleci kim Galatasaray'da? Sen bilirsin bu maçta. Onu sok. Santrı gitti oğlum. Santrı oralarda, rakip ceza sahasının oralarda dolandı. Yani, Berk. He? Berk. Berk. Ya oralarda dolandı ya. Yani yeter ki adamlar eyvah biri geldi desin. Olacak şey değil. Ki Avrupa Şampiyonası da bunu bize Fatih Hoca kendisi söylemişti zaten. Ne diye? Kaleciyi forvet oynatabilirim demişti ya Almanya maçında. Bravo, Rüştü hikayeleri diyeyim. Sakat makat. Ya inanamadım gözlerime ya. Bir arkadaş telefon etti Ömer'den, ben konuştuktan sonra. Ya abi dedi, kim girdi? Girmedi oğlum. Ben onu bekliyoruz dedim ya. Ya hadi bak, bir şey söylüyorum. Falcao sakatlanmışsa yere oturur. Tedaviye gelirler. Kalkar, devam edemezse bir daha oturur, nasıl hakem uzatıyor. Zaman kazandırmak için zaman yani. Zaman kazandırmak için. Ben Güven abi ve baktığımız zaman çok önemli bir konuya değindiler. Ama o kabul edelim ki bunu yapmayan bir teknik heyet var ya. Kemal abi falan doğru söylüyor. Nasıl İnanılmaz. 5 maçta da 9 puan bırakan bir Galatasaray var şampiyonluk. Tamam işte. Bir şey sana söyleyeyim. Bu talihsizlik var. 15 dakikada Muslera'nın ayağı kırılıyor. Şimdi tamam, bütün maçlara gördüm bu hafta, geçen haftayı bırak, bütün maçlarda, dünkü maçta da dahil, hakem bırakmadı Trabzon'un dün tartışılan konulardan bir tanesi. Penaltı pozisyon biliyorsun, offside olup olmadığını bilmediğimiz için offside bayrağını kaldırdı hakem. Düdüğü çaldı Atilla Karaoğlan, pozisyon devamını kontrol etmediği için penaltıyı da vermedi. Belki o dursa, tartışma yapsa, offside çıksa Alanyaspor golü atmayacak, 1-1 olmayacak maç. Ondan sonra hakemler kaldırıyorsun. Sen niye kaldırmadın Rize'de bayrağı? Erdin Sezer'den. Çünkü iki offside oyuncunun önündesin. Sen offside'sin. Hizayı almazsan. Almazsan adam kalecinin ayağı kırıldı. O Galatasaray excuse olabilir ki. O maçı ben de genel izlerken gözden kaçırıyorsun. Hakem yorumlarına baktığı zaman önüne koyuyorlar senin. Morozçuk sahada kalmıyor ya. Adama tırpan giriyor. Sarı buçuk dediler. İkincisinde Fegül'ü yatıyor. 4 dakikada oyundan gidiyor. 4 dakikada Adem oyundan gidebiliyorsa oyuncu da gider. Yaşar Kemal uğurlu. Ama sen ödüllendiriyorsun. Bak bu hafta hem vardasın, bu hafta da gösteri maçına mı ne veriliyorsun? Bu yanlış. Ödül ve ceza sistemi yok. Neden biliyor musun? Görevini yerine getirdin. Kusura bakma. Görevini yerine getirdin. Çünkü dedikodular, onun için dedim araştırın bu hakemleri. Erdin Sezertan'ı, Yaşar Kemal uğurluyu, bunları araştırın. Araştırın. Ben ne diyorsam doğrudur. Araştırın. Zekeriya abi, söyledim sana telefonda bunları. Sana söyledim. Telefonda söyledim, bak yayında ilk defa söylüyorum. Sana tek tek hakemlerin ne yaptığını söyledim. Sen döndün dedin ki aldıkları otel, ufak bir otel çalıştırıyorlarmış dedin. Ya ufak bir otel pandemide kapalı kaldı ya. Parayı verecek gücün var mı? Ufak mı ufak? Ufak mı ufak? Olur mu böyle şeyler? Allah'ını seversen ya, sen bunları engelleyeceksin. Hayır, şimdi şu da çok önemli. Yani iki hakem de hakemlikte 60 sene yapılan bir iş değil. İki hakem de bir ortak otel sahibi olabilirler. Ben bunu yadırgamam ama o ortaklıktan bir iş çıkarsa, yani hakemliğe zarar veren bir durum doğarsa onu konuşuruz. Yani onu da belirtmek lazım. Bak, Güven abi, ben dedim ki ortaklık yapabilirsin. Deklare edersin sen, dersin ki MHK'de. Juventus'la Levent zaman otel çalıştırıyorlar. Çalıştırabilirler abi. Biz maçı yönetmiyoruz ki otel. Ama sen Ocak ayında MHK'deki en güçlü Oğuz Sarvan, sen dersen ki Alper Ulusoy'la ben Halis Özkaya'yı bir araya getirmeme özen gösterirsen benim kafam karışır ya. Ne demek bu? Yani bu arada bir büyüğümüzü analım. Necati Bilgiç. Gürcan kardeşimizin, Gürcan Bilgiç'in sevgili babası, bizim Allah sevgili abimiz. Rahmet, Allah rahmet eylesin. Hakemdi. Ama hep yardımcı hakemlik yaptı. Neden biliyor musunuz? Hakemlik şeyini, kursunu bitirdikten sonra doldurdukları formda takım tutuyor musunuz diye bir soruyu yanıtlamış. Evet, Fenerbahçeliyim diye. Tabii. Ve, hiç orta hakem. Ve o, bir tek o. Ve Necati abi hiçbir zaman... hakemlik, yani orta hakemlik klasik anlat deyişiyle verilmedi.
hep yardımcı hakemlik yaparak. Ama helal olsun, düzgün evet. davranmış. Tabii yani. Dürüst davranmış. Çünkü evet. onu saklayamaz ki. O evet. içinde ya. Evet. Tek. Örnek gösteriyor. Fenerbahçe'yim demiş adam. Evet. Evet demiş. Tuttuğunuz takımı ve var. Biz ne evet, kadar güzel ve iyi bir Fenerbahçe olduğunu biliyoruz. Tartışılmaz yani. Necati abiyle Öncel abinin çok güzel bir lafı vardır ya. Necati abim dünya iyisi Necati'yimden. Bir numaradır. Ama Fenerbahçe tartışmayacaksın. Peki. Kısa bir araya gidelim. Katiye. Evet. Zaten tartışmayacaksın. Onu bize sorsun. Ama dünyanın her şeyini tartışlar. Kısa bir ara 90'a devam edecek.